Herkese merhabalar. Ben Neşe Şahin, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle kitabın zihin haritası yapmasını öğreneceğiz. Peki biz neden kitaplar için zihin haritası yaparız? Şimdi şöyle düşünün. Bir konuyu araştırmadan, daha doğrusu bir konuyu öğrenmeden önce şöyle araştırmalar yaparız. Bu konu bana neler katacak? Bu konuyu öğrendiğim zaman hangi kazanımlar elde edeceğim şeklindeki soru işaretleri aslında konunun %80'ini öğrenmemizi sağlar. Yani kitaplar içinde oluşturduğumuz zihin haritaları kitabın içeriğinin %80'ini öğrenmemizi sağlayacak. Bugün zihin haritasını öğreneceğiz. Daha doğrusu kitaplar için zihin haritasını öğreneceğiz. Çünkü kitaplar için zihin haritası yapmak biraz daha farklı. Şimdi öncelikle merkezi sistemle oluşturduğumuz için zihin haritalarımızı merkeze Ivan Illich'in ölümü şeklinde bir başlık atıyoruz. Başlığımızı attıktan sonra bu sefer kollara geliyoruz. Zihin haritasının kollarının başlıklarını atmaya başlıyoruz. Ben bu kitaba baktığım zaman şimdi kolları başlıkları için daha doğrusu kolların başlıkları için şöyle bir araştırma yapmam gerekiyor. Kitabın bölümleri nasıl ayrılmış? Mesela bu kitabın bölümleri numaralandırma yöntemiyle ayrılmış. Şu şekilde 1, 2, 3 şeklinde 12'ye kadar gidiyor. Bazı kitapları sözcüklerle ayrılabiliyor ya da bazıları cümlelerle ayrılabiliyor. Mesela örneğin burada bir hekim geçtiği için aklım oradan geldi. İşte hekimin hikayeleri şeklinde ayrılabilirdi başlığımız. Bu sefer zihin haritamızdaki kolları da ise bir şeklinde ayrıldığı için bir yazıyoruz. Peki bir yazdıktan sonra bunun kollarına neler yazmamız gerekiyor? Bunun için de şöyle bir araştırma yapıyoruz kitabımızda ön okuma. Peki ön okuma nedir? Ön okuma dediğimiz şey aslında kitap hakkında bilgi edinmemizi sağlayan anahtar kelimeler. Örneğin bir yer ismi olabilir, özne olabilir, kişinin ismi olabilir ya da sayısal veriler olabilir. Böyle bizde bir fikir, bir temel oluşturabilecek anahtar kelimeler içermesi gerekiyor. Örneğin ben bu birinci bölüm için ön okuma yapayım. Böyle sayfaları çevireceğim 10 saniye boyunca ve gözüme çarpan kelimeleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi çeviriyorum. Ivan Ilyich, gazete. Böyle hiç böyle bakmıyorum bile neredeyse. Pyotr Ivanovich var. Yine isim. Cenaze töreni var. 3 gün var mesela. Böyle bu şekilde ikinci bölüme gelene kadar sayfaları tarıyorum ve gözüme çarpan kelimeleri paylaşıyorum. Mesela ikinci bölüm içinde birkaç kelime yapalım. İkinci bölüm. İkinci bölüm içinde mesela geçiyorum. Gözüme çarpan hukuk var. Hukuk. Memur. Gözüme çarpan yine Ivan Ilyich gördüm mesela. Evlilik gördüm. Yani bu şekilde gözüme çarpan, böyle kitabı okumuyorum. Sadece böyle gözüme çarpmasını istediğim bazı kelimeler var. Bunları zaten yapa yapa sizin de artık gözünüz ön okuma yaparken onları aramış olacak. Şimdi zihin haritasına bakabiliriz. Şimdi zihin haritamıza bakabiliriz. Arkadaşlar biliyoruz ki zihin haritalarımızı merkezi sistem ile oluşturuyoruz. Bu yüzden merkezimize inceleyeceğimiz konu veya eser olan kitap bölümümüzü yerleştiriyoruz. Tabii şu an eser incelediğimiz için kitabımızı yerleştiriyoruz. Kitabımız Ivan Ilyich'in ölümü. Şimdi bu yerleştirmeyi yaptıktan sonra ise kollardaki başlık yerleştirmelerine bakacağız. Bu kollardaki başlık yerleştirmeleri için kitaptan kitaba fark ettiğini söylemiştim. Özellikle eğer bu başlıklar için kitap bölümlerinde sözcükler olabilir ya da numaralandırma olabilir veya olmayabilir. Bunlar için alternatifleri bahsetmiştim. Şimdi baktığımız zaman benim incelediğim kitapta numaralandırma yöntemi vardı ve birden 12'ye kadar gittiğini söylemiştim. Şimdi şöyle bir özetini açacağım ben. Buradan daha kolay göreceğiz nerede ne olduğunu zihin haritamızda. Şöyle gösterebilirim. Bir için gazete, hekim, Fyodor Vasilyevich, Ivan Ilyich, uşak kelimeleri benim için anahtar kelimeler olmuş. Sizin için farklı olabilir. İki için mahkeme, hukuk, evlilik, tanık, doğum, 7 yıl. Üç için 3500 ruble, Miller, Petersburg, başarı, sınıf, bint oynamak, mirasçı. Dört için hastalık, doktor, mahkeme, ağrı, Schwarz. Beş için kör bağırsak, ölüm. Altı için Gaius, acı, ölüm. Yedi için Gerasim, Dimitri, gözyaşı. Sekiz için çay, ünlü doktor. Dokuz için afyon, neşe. 10 için divan, acı ve ölüm. 11 için 2 hafta, papaz, fiziksel acılar ve 12 için derin bir soluk ve korku. Şimdi burada bu kelimelere baktığımız zaman aslında kitabın altyapısı hakkında bir fikre sahip olduk, değil mi? Yani biri hasta ve doktor aranıyor ve gerçekten ciddi bir hastalığı var, ölüm var. Bu zaten Ivan Ilyich'in ölümü adlı bir eser olduğu için Ivan Ilyich hasta büyük ihtimal. Gerçekten ciddi bir hastalığı var çünkü afyon kullanılıyor. Yani afyon aslında opioid analjezikler var. Bunlar morfin gibi, kodein gibi böyle ciddi ağrı kesiciler. Bunlar çok
ciddi ağrılarda kullanılıyor. Yine kör bağırsak dediğine göre onun hakkında bir hastalık da olabilir. Ondan sonra papaz var. Benim papaz deyince mesela aklıma günah çıkarmak falan geliyor. Belki ölüm içinde kıvrandığı için o tarz bir şeyler de olabilir. Ondan sonra bir zaten Petersburg nerede geçti hakkında bilgi de verebilir. Aynı zamanda mahkeme, hukuk vesaire olduğu için belki Ivan Iliç'in hani miras davası vesaire de olabilir. Veya Ivan Iliç'in mesleği hakkında bir bilgi de olabilir. Belki Ivan Iliç avukattır ya da hakimdir. Böyle birkaç fikir elde ettik. Şimdi bu zihin haritasını hazırladıktan sonra kitap okumayacağız diye bir şey söz konusu değil. Aslında bu zaten hızlı okuma tekniğinden biridir. Yani kitabı ilk başta hızlı okuduğumuz zaman, hızlanma sağladığımız zaman okumada biraz anlamada bir güçlük çekiyorsun ilk başlarda. Bunu engellemek için de zihin haritası kullanılır. Veya sonralarda hani kitabın zihin haritası yaptıktan sonra kitabı daha iyi anlamamız da sağlanabilir. Ve acaba ben bir için ne demiştim, acaba iki için ne demiştim şeklinde düşünceleri gidermek için de hafıza çiveleri kullanıyoruz. Mesela örneğin hafıza çivisi bir için bizim hatırlamamız gereken nesne neydi? Kalemdi. Mesela diyorum ki kalemle ilgili hikaye oluşturacağım. İvan İlyiç, Fyodor Vasilyevich, hekim, gazete ve uşak kelimeleri de bunun içerisinde geçecek. Diyorum ki İvan İlyiç'in hani ben mesleği hakkında avukatlık demiştim ya. İşte avukatlık bürosu var. Masasında böyle bir sürü kalem olduğunu falan hayal ediyorum. Masasını hayal ediyorum. İvan İlyiç işte masasına oturmuş bir faaliyet gösteriyor. Sonra Fyodor Vasilyevich geliyor davalısı. İşte tartışıyorlar ve İvan İlyiç Fyodor Vasilyevich'i kalemle yaralıyor. Mesela yaralamak deyince aklıma Suç ve Ceza geldi. Hani Suç ve Ceza'da da böyle yaralamayı anlatıyordu ya. O böyle betimlemesi falan. İşte Ivan Ilyich'te Fyodor Vasilyevich'i orada yaralıyor. Ve bunun da uşağı gidip hekim çağırıyor Ivan Ilyich'in. Uşağı hekim çağırıyor. Ivan Ilyich de ünlü bir avukattı. Bu yüzden gazetelere çıkıyor bu olay. Bu şekilde hafıza çivisi oluşturabilirsiniz. Mesela iki içinde tavşan vardı. Diyorum ki şimdi tavşanla bu kelimeler arasında bir bağlantı kuracağım. Ben tavşanın bir çift tavşan olduğunu, bunların evli olduğunu düşünüyorum. Tavşanların çokça doğum yaptığını, yani bir yavrulamada birden fazla yavrusu olduğunu, 7 tane falan oluyordu galiba. Bunlar kendi aralarında 7 yıl boyunca yaşamışlar. Bunlara insani özellikler katıyorum ve evliliklerini yürütememişler ve mahkemeye başvurmuşlar, hukuka başvurmuşlar şeklinde düşünüyorum. Yani tavşan evliler, çokça çocukları var. O yüzden doğum kelimesi geçmesi gerekiyor aklımda. Ve 7 yıl boyunca yaşamışlar ve anlaşamadıkları için hukuka mahkemeye başvurmuşlar şeklinde düşünebilirsiniz. Örnekler çoğaltılabilir. Dediğim gibi zihin haritası yaptıktan sonra kitabı okumayacağız diye bir şey yok. Aslında bu bir hızlı okuma yöntemlerinden biridir. Sonra kitabı okuyacağız ve kitabı daha iyi anladığımızda fark edeceğiz. Kitapla ilgili bir fikir oluşturup sonra da bu fikri pekiştireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler.